Merhabalar. Yeni bir Hakan Güvel'i buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz besin intoleransı. Eminim son günlerde sık sık duyuyorsunuzdur. Bununla alakalı efsane bilgiler var ama işin aslını Hakan Hoca'dan öğreneceğiz. Ve ilk soru, besin intoleransı nedir hocam? Şimdi besinleri şöyle düşünün. Biz yaklaşık ağzımıza attığımız bir besin parçasında 10 saatte 10.000'de 1'e parçalayarak %85'ini ince bağırsaktan emiliyor. Bakın, protein, karbonhidrat ve yağlar kendi alanında alt gruplara parçalanıp 10 saatte. Şimdi aldığımız her bir bitki aslında primer ve sekonder olarak vücutta birçok farklı yapı taşları içerirler. Yani siz bir tek limona bakarsınız. Limonun kabuğunda, içinde, o hani içindeki posa gibi membranında, soğanın zarında, içinde, elmanın çekirdeğinde, kabuğunda, gövdesinde. Burada onlarca fitokimyasallar var. Dolayısıyla vücudumuzda herhangi bir gıdaya karşı oluşan reaksiyonlarla bu reaksiyonların çeşidi değişken şekilde şikayetlere yol açarak vücudumuzda oluşan bütün bu şikayetlerin toplamına besin intoleransı deriz. Bunlar hani basit bir gaz şişkinlik, dokunmadan, hapşırmadan, göz yaşartısından, burun akıntısından, vücutta deri döküntüleri, eklem yerinde şişmeye ya da anafilaksi dediğimiz arı sokması gibi ciddi, buna intoleransın yanı sıra işte birazdan konuşacağız ama daha ciddi alerjik reaksiyona da yol açarak hayatı tehdit eden tablolara bile dönüşüyor. O zaman şunu sorayım. İntolerans alerji midir? İntolerans vücutta bir reaksiyondur. O gıdanın içerdiği bir maddeye karşı verdiğimiz bir tepkidir. Alerjik reaksiyon, aşırı duyarlılık dediğimiz tablo, o gıdanın içindeki bir maddeye karşı farklı bağışıklık sistemi yolaklarının tetiklendiği, ciddi gene daha ciddi klinik bulgularla kanlı dışkılama, kolit gibi, nefes darlığı, astım gibi ciddi solunum yolu kulak burun boğaz şikayeti ya da nefes problemleri, gene anafilaksi gibi daha ciddi farklı bağışıklık sistemi yolaklarının tuttuğu, gene vücutta iltihabı tetikleyen bir mekanizmadır. Hangi durumlarda, kişinin hangi şikayetlerinin durumunda intolerans testine başvurulur? Şimdi şu var, bunu bir kere doktor istemiyor. Yani şu an çoğunluğa baktığınızda millet firmalar, kafasına göre yaptırıyor. Bunların reklamları var, benim bile iznim olmadan benim videomun döndüğü bir yer var. İnsanlar bunları kulaktan kulağa duyup, o firmalarda testler yapılıyor, orada da bir diyetisyen var, alıyor. Dolayısıyla burada çok dikkat edilmesi gereken bir durum var. Bu testlerin duyarlılığı düşük. Spesifik testler değil, yani %65 destekleyici. Ne zaman isteyelim biz o zaman bu testleri? Herkes her önüne gelen mi yaptırsın? Hayır. Vücudumuzda birçok alerji çıkabilir. Sizin bir kiloyla mücadele ediyorsanız ve zayıflamada probleminiz olabilir. Ki genelde öyle kullanılıyor. Ciddi, ama burada sanki aynı zamanda da birçok farklı şeye de iyi gelecekmiş gibi, ama asıl kullanım alanı o değil. Geçmeyen ürtikerler, ciddi alerjik reaksiyonlar, geçmeyen ishaller, vücutta deri döküntüleri, bir takım artritler, egzamalar, zonalar, rozalar, bir sürü cilt hastalıkları. Bu tarz durumlarda ishaller, bağırsakta kolitler, adını koyamadığımız o kadar tablo var ki vücutta. Bu tür durumlarda acaba besinle ilişkisi olabilecek reaksiyonları göz önüne alarak ilgili doktor kontrolünde bunlar istenmeli. Niçin diyorum? Bu testlerin değişik bağışıklık sistemini tutanlar var. Yani spesifik, belirgin, özgür etkisi daha düşük olanları var. Bağışıklık sisteminin farklı basamaklarını tutanlar var. Yani şöyle düşünün, bu işin çok ucuz ve çok duyarsız yöntemleri de var. En duyarlıları bile düşük olurken %60-65 destekleyici, ama en azından güvenilir olanları bir de o kişiye özel. Şimdi sizde 50'lik panel mi isteyeyim, 200'lük mü? Şimdi Allah aşkına yengecin bacağını bu ülkede kaç kişi yiyor? Aynen öyle. Bir sürü, ya da mavi istiridye ya da bilmem ne. Bize maalesef işte siz bir şeyin argesini yapıp üretemezseniz, halbuki Türk mutfağına uygun olan 30'luk 40'lık bir test olsa ya da katkı maddelerinde, şimdi onu da değineceğim, çok önemli bir konu, İçeren bir test olsa ne güzel olurdu. Şimdi biz gıdayı ele aldık. En önemli şey peki ne? Biz gıdayı atlarken artık her şey kirlendi. Gıda artı katkı, gıda artı bitkisel bileşenler. Bunları da içeren yeni özgül testler var. Ama gene bunların da duyarlılığı düşük. Dolayısıyla geçmeyen bu sağlık problemleriniz varsa Bunları bu uzman kontrolünde katkı maddelerinde düşünerek bu testlerin destekleyici bize bilgi sağlayabilir diye yapılması önerilir. Pekala, ama genelde böyle kullanılmıyor. İnsanlar bunu daha estetik anlamda kullanıyorlar. Öyle bir pompalama var şu anda. Pompalama bence çok doğru bir kelime. Şöyle mi zannediliyor? Ben bu testi yaptıracağım. Buradan çıkacak benim önüme ne yemem gerektiği, ne yememem gerektiği ve ben çok gençleşeceğim. İnanın hastalardan ya arkadaşım yaptırdı, dikkat etti, cildi güzelleşti. Sanki botoks yaptırmış gibi bir sürü şey. Şimdi önce bunlar doğru mu? Hayır, bunlar kesinlikle doğru değil. Bunlar şehir efsanesi. Burada dikkat edeceğimiz laf, evet o kişi de siz duyarlılığı olan bir maddeyi eğer baştan yasaklasaydık o zaman biz doğuştan itibaren ne derdik? İmmünite gelişti. 2 yaşında herkese yapalım. Biz doktorlar da yani kusura bakmayın hastalarımızın iyiliğini düşünüyoruz. Yani niye o zaman herkese yaptırırdık? Testler konusunda çalışma olurdu. Doğru kişide, doğru endikasyonda yapılmalı. Bu yapıldığınızda evet ürtikeri geçen, artriti azalan, vücuttaki cilt lezyonları azalan, diyabetine yardımcı olan, obezite yardımcı olan tablolar oluyor. Herkese asla değil, yardımcı, özgül, çok duyarlı bir test olmadığı, destekleyici olduğunu vurgulayıp bu gereken durumda mutlaka yapılmalı. Bir de bu her şeye, çaya çorbaya iyi gelir. Vücudumda selülitler kaybolur, cildim renkleşir, parlar, şu bu gibi böyle bir şey yok. Uzman kontrollerde sağlığa destekleyici bir şey. Peki bunu yaptırmak kişileri kanserden koruyor mu? Şimdi özellikle kanser hastalarında biz bunu standart asla istemiyoruz. Ama siz vücutta alerjen bir yanıtınız varsa kanser hastaları değil kansere giden yolakları da korumuş olabilirsiniz. Ama yine uzman kişilerde, yine şikayetleri olan bireylerde yapmak. Kanser hastalarında bunu da çok görüyoruz. Geçirmiş, atlatmış bu testi önerenlerde böyle bir bilgi yok. Kanseri geçiren, yaşamına devam eden herkes bu testi yaptırır diye bir bulgu yok. Ama sizin çok semptomları olan, hani inanın damdan düşen anlar, bazen doktor değil yani gidiyorsunuz 20 yıl burnunuzun aktığını düşünün. 20 yıl cilt lekeniz var. Ya işte kafana takma diyorlar. Ya nereyi takmıyorsun? 20 yıl sende olsun da göreyim. Aynen öyle. Hani nereyi takmıyorsun? Ya da ekleminiz bir yeriniz şişiyor. Dolayısıyla böyle özel durumlarda... Ama bir gidiyor ki testle çözülebiliyor. Çünkü bilmem ne maddesini aldığı zaman... Şimdi örnekler geneli teşkil etmiyor. Var. Dolayısıyla o zaman ne diyorum? Evet, ben ciddi bir bütünleyici tıp, tamamlayıcı tıp savunucusuyum. O yüzden eczacılık ve diyet eğitimlerim. Diyet fakültesinde hocayım. 7 yıl eczacılık eğitimi aldım. Uzak Doğu'ya bakarsanız bunun harikulade şekilleri de var. Ama burada diyeceğimiz nokta, evet bu bütünleyici tıbbın bir parçasıdır. Vücudumuzda gereken kişide ilgili uzmanca bu test yapıldığında işte en altın soru geliyor. Testi yaptım. Dedim ya. Şimdi ben görüyorum sanki yangından mal nasıl kaçırılır biliyor musunuz siz? Biliyorum. Filmlerde gördüm. Nasıl puanlar koyarız? Kırmızı, yeşil, sarı. Tabii. Kırmızı kaç? Sakın yeme. Önce kal. Ne kadar? Herhalde sonuna kadar. Şimdi şöyle bir şey var. 6 ay onu yeme, 3 ay yeşil yeme, sarılardan az takıl, sonra yeniden vücuda tanıştır. Ne oldu? Nasıl ölçeceksin tekrar azaldı mı? Yeniden ürtikeri olursa işte burada bilim başlıyor. Ben bir gıdayı kişide alerjense hastalığıyla ilgili burada bu bilgi yetmiyor. Eliminasyon diyeti ve hipoalerjen diyet ve antiinflamatuar diyet devreye giriyor. Bir sonraki konumuz hocam. Evet, burada bu kişide bu testleri biz belki kiminde 3 ay, kiminde 6 ay, kiminde 1 yıl altını çiziyorum. Belki kiminde ömür boyu bazı şeyleri yasaklıyoruz. Ama bunu kişiden aldığımız bilgilere göre kişiye özel yapıyoruz. Standart testi yap. Demin dediğim gibi 6-3-0 ay yap. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. O zaman uzman hekime gidiyoruz. Uzman hekim buna gerek duyuyor. Öyle zırt pırt ondan komşum yaptı, teyzemin kızı bilmem ne yaptı falan filan yapmıyoruz. Kafamıza göre yapmıyoruz yani bunu. Tamamen bunu dışlayan hekimlere de ya bu bana fayda sağlayabilir. Böyle de karşılaştırıyorum. Yani o kadar çok da hastamız var ki ya hiç istememişler. Ya ondan belirli bir maddeyi çekiyorsunuz ve gerçekten alerji bitiyor. Mesela ülkemizde sık rastlanan domateste olduğu gibi. Olabiliyor. Evet anlamlı sayıda hasta var. Yani iki türede kaçmamak lazım. Dışlamamak, inatçı olup buna hiç güvenmemek, bunu yapmamak lazım. Evet herkese yapalım asla dememek lazım. Hocam son olarak Instagram'ınızı paylaşır mısınız? Zaten Instagram'ı aktif kullanıyorum. Dr. Hakan Güvel'den takip edebilirsiniz. O zaman Hakan hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki görüşmemizde ne konuşacağımızı biliyoruz ama size söylemiyoruz. Bizi takip ederseniz görürsünüz. O zaman izlemeye devam edin. Hoşça kalın.